Bir x katısının 20 santigrat derecede saf sudaki çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram sudur. Buna göre 20 santigrat derecede yukarıdakilerden hangileri doymuş bir çözeltidir? Bir 20 gram x ve 80 gram su içeren çözelti. 100 gram suda 25 gram x çözünürse 80 gram suda ne kadar x çözülür? Buradan 80 çarpı 25 bölü 100. 25'e böldük 1, 25'e böldük 4. 80 bölü 4'ten 20 gram x çözer. 80 gram suda 20 gram x varsa doymuş çözeltidir. 2. Kütlece %20'lik çözelti. 25 gram x maddesi 100 gram suda çözünüyor. O halde çözünen bölü çözelti yani 125 çarpı 100. 25'e böldük 1, 25'e böldük 5. 100 bölü 5. Kütlece %20'lik çözelti olur. Doygun çözelti. İkinci ifade de doğrudur. 3. 20 gram X ve 60 gram su ile hazırlanan çözelti. 100 gram su 25 gram X çözerse 60 gram su ne kadar x çözer? Buradan 60 çarpı 25 bölü 100. 25'e böldük 1, 25'e böldük 4. 60 bölü 4'ten 15 gram gelir. Yani 60 gram su 15 gram x çözer doygun olması için. 20 gram atılmış yine çözelti doygun olur. Doğru cevap E seçeneğidir. T santigrat derecede doygun sodyum hidroksit solu çözeltisinin molal derişimi 6,25'tir. Buna göre T santigrat derecede doygun sodyum hidroksit çözeltisinin kütlece yüze derişimi ve çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Molal derişim 1 kilogramda çözünen madde miktarıdır. 1 kilogram eşittir 1000 gram. 1000 gram suda 6,25 mol sodyum hidroksit çözülmüş. Bu çözünen sodyum hidroksitin kütlesi eşittir. Mol çarpı eması 6,25 çarpı 40'tan 250 gram sodyum hidroksit çözülmüştür. Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen maddenin kütlesi 250 bölü çözelti kütlesi 1000 gram su 250 gram da sodyum hidroksit 1250 çarpı 100'dür. Buradan sıfırlar sadeleşir 25'e böldük bir 25'e böldük 5 100 bölü 5'ten kütlece %20'liktir. Çözünürlük ise 100 gram suda çözünen madde miktarıdır. 1000 gram suda 250 gram sodyum hidroksit çözünür ise 100 gram suda ne kadar sodyum hidroksit çözünür? Bu da 25'tir. Yani 100 gram su 25 çözüyor. O halde 20'ye 25, 20'ye 25 olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. T santigrat derecedeki doygun x sulu çözeltisi ile ilgili bilgileri veriliyor. x çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Derişimi 5 molar, öz kütlesi 1,4, x'in mol kütlesi 56. Buna göre 1 kütlece %20'liktir. Derişim eşittir. Yoğunluk çarpı kütlece yüzde derişim çarpı 10 bölü m. Derişim 5 molar. Öz kütlesi 1,4. Kütlece yüzde derişimini bilmiyoruz. X dedik. Çarpı 10. Bölü. M 56. 10 ile 1,4 çarpıldı. 14. 14'e böldük 1. 14'e böldük 4. X buradan 4 çarpı 5'ten kütlece yüzde 20'lik gelir. Birinci ifade doğrudur. Çözünürlük ise kütlece yüzde 20 demek... 100 gram çözelti de 20 gram x 80 gram su vardır demek. çözünürlük ise 100 gram suda çözülen madde miktarıdır. O halde 80 gram suda 20 gram x çözünür ise 100 gram suda ne kadar x çözünür. 100 çarpı 20 bölü 80. 100 bölü 4 25 gramdır çözünürlüğü. İkinci ifade de doğrudur. 3. 56 gram x'in 200 mililitre suda çözünmesi ile doygun çözelti oluşur. 200 mililitre su aynı zamanda 200 gram su demektir. 100 gram su 25 gram x çözer ise 200 gram su ne kadar x çözer? Buradan 50 gram x çözer. Bu 50 gram x'i tabi T santigrat derecede çözer. Biz üçüncü öncülde sıcaklığı bilmiyoruz. Hangi sıcaklıkta? Sıcaklık bilinmediği için üçüncü ifade doğru olmaz. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olur. Şekildeki sistemde 0 santigrat derecede 1 ATM basınçta bulunan O2 gazının sudaki çözünürlüğü 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litredir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Piston sabitlenip kaba n mol karbondioksit gazı eklenirse oksijen gazının sudaki derişimi 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olur. Oksijen gazı var. Karbonlüks gazı ekleniyor. Karbonlüks gazının eklenmesi oksijen gazının kısmi basıncına bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla oksijenin kısmi basıncı değişmeyeceğinden dolayı sudaki çözünürlüğü de değişmeyecektir. Yanlıştır. 2. O2 çözeltisi derişimin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olması için O2'nin kısmi basıncı 0.8 atm düşürülmelidir. Bir gazın sudaki çözünürlüğü eşittir. K çarpı kısmi basıncıdır. Bu K'ya Henry sabiti denir. Bir gazın sudaki çözünürlüğünü bulmak için. Sudaki çözünürlüğü 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. K Henry sabiti çarpı basıncı 1 atm sabit buradan 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir. Derişimin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olması için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K Henry sabiti 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı kısmi basıncı. Buradan 10 üzeri eksi 4'ler sadeleşir. Her iki taraf 2,5'a bölünür. P değeri buradan 0,8 atm gelir. Doğrudur. 3. Sistemin sıcaklığı artırılırsa sudaki O2 derişimi azalır. Gazların çözünürlüğü sıcaklık ile ters orantılıdır. Sıcaklık artırılırsa derişim azalır. Doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. AB katısının suda çözünme denklemi şeklindedir. Belirli bir sıcaklıkta hazırlanan, dibinde katısı bulunmayan AB doymuş sulu çözeltisinin sıcaklığı artırılırsa yargılarından hangileri doğru olur? AB katısının suda çözünmesi endotermik bir olay. Endotermik çözünmelerin çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Daha fazla madde çözmek ister. Dibinde katısı bulunmayan sulu çözeltinin sıcaklığı artarılırsa çözünürlük artacaktır. Daha fazla madde çözmek isteyecektir. Bundan dolayı doymamış çözelti oluşur. 2 A artı iyon derişimi artar ifadesi yanlıştır. Dipte katı olsaydı o katıyı çözecekti. Fakat dipte katı olmadığı için derişimi artmaz. 3 AB'nin çözünürlüğü azalır ifadesi yanlıştır. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artacak endotermik çözünmelerde. 4 Çözeltinin elektrik akımı iletkenliği artar. Sıcaklık arttığı için iyonların hareket hızı artar. Dolayısıyla elektrik iletkenliği artar. Doğru cevap 1 ve 4. C seçeneğidir. X ve Y maddelerinin sıcaklıkta çözünürlük değişimlerini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? 1. 20 santigrat derecede doygun Y çözeltisinin sıcaklığı artırılırsa derişimi artar. 20 santigrat derecede Y sıcaklığı artırılırsa çözünürlüğü azalacaktır. Çözünürlüğü azalırsa daha az madde çözecektir. Bir miktar madde dibe çökecektir. Dolayısıyla derişimi artar ifadesi yanlıştır. 2. Dibinde katısı olan doygun x çözeltisinin sıcaklığı artırılırsa derişimi azalır. x'in çözünürlüğü endotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artacak, yani daha fazla madde çözmek isteyecektir ve dibinde katı olduğu için bu katı maddeleri çözecektir. Dolayısıyla X çözeltisinin sıcaklığı artırılırsa derişimi artar, azalır ifadesi yanlıştır. 3. 20 santigrat derecede X ile Y'nin sudaki çözünürlükleri aynıdır. 20 santigrat derecede X ile Y'nin sudaki çözünürlükleri aynıdır. Doğrudur. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Yukarıda şekli verilen sisteme işlemlerinden hangileri yapılırsa karbondioksit gazının çözünürlüğü artar. Gazların çözünürlüğü basınç ile doğru orantılı, sıcaklık ile ters orantılıdır. 1. Soğutmak. Soğutulursa karbondioksit gazının çözünürlüğü artacaktır. Doğrudur. 2. Pistonu A noktasında sabitlemek. Pistonun A noktasına gelmesi demek karbondioksit gazının hacminin azalması basıncının artması demektir. Basınç artarsa çözünürlüğü artar doğrudur. 3. Pistonu O noktasında sabitleyip helyum gazı eklemek. Helyum gazı eklemek karbondioksit gazının kısmi basıncına etki etmez. Dolayısıyla basıncı değişmediğinden çözünürlüğü değişmez. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Suda çözülmesi egzotermik olan X katısı ile suyun oluşturduğu çözelti yukarıdaki şekilde verilmiştir. Kaba, dipteki katının bir kısmını çözecek kadar 25 santigrat derecede saf su ilave edilirse, grafiklerinden hangileri doğru olur? Bu çözeltiye bir miktar su eklenirse, buradan bir miktar X katısı çözecektir. X katısı çözündüğü için çözeltinin sıcaklığı artacaktır. Çünkü çözünürlüğü egzotermik. Egzotermik çözünen maddeler çözünürken ortamın sıcaklığını artırır. Birinci grafik doğrudur. 2. Çözeltinin kütlece yüzde derişimi. Burada bir miktar madde çözünmüştü. Çözeltinin sıcaklığı artmış da. İlk durumda çözelti kütlece yüzde derişimi değişmez. Çünkü çözücü ve çözünen oranı aynı oranda artmıştır. Fakat çözeltinin sıcaklığı arttığı için burada çözünürlük sıcaklıkla ters orantılı olduğu için bir miktar X dibe çökecektir. Dolayısıyla çözeltinin kütlece yüzde derişimi azalacaktır. 3. Çözelti kütlesi çözücü ve çözünen kütlesi arttığı için çözeltinin kütlesi artacaktır. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneği olur. 25 santigrat derecede 120 gram suda farklı miktarlarda X tuzu çözülerek yukarıdaki çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, birinci çözeltinin çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram sudur. Çözünürlük hakkında yorum yapabilmemiz için çözeltinin doymuş olması gerekir. Yani 100 gram su maksimum ne kadar madde çözüyor. Birinci çözelti doymamış olduğundan dolayı çözünürlüğü hakkında yorum yapılamaz. 2. Üçüncü çözeltide 40 gram x çözünmüştür. Üçüncü çözelti %25'lik doymuş çözelti. %25 ne demek? 100 gram çözeltinin... 75 grama su 25 grama tuz demektir. X tuzu. 75 gram su 25 gram X çözer ise 120 gram su ne kadar tuz çözer? Buradan 120 çarpı 25 bölü 75. 25'e böldük 1. 25'e böldük 3. 120 bölü 3'ten 40 gram x çözer. Yani doymuş çözeltide 40 gram burada 120 125'likte 40 gram x çözülmüştür. Doğrudur. 3. İkinci çözeltiye sabit sıcaklıkta 30 gram su eklenirse dipteki katanın tamamı çözünür. Burada 120 gram su vardı. 120 gram suyun biz 40 gram x çözdüğünü bulduk. 40 gram x çözerse 30 gram su ne kadar x çözer? 30 çarpı 40 bölü 120'den buradan 10 gram x çözer. Tam da dipte 10 gram x var. Tamamı çözünür. Doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. X katısının sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. X'in sudaki çözünürlüğü endotermiktir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artarsa endotermiktir doğrudur. B. 20 santigrat derecede 40 gram su ile hazırlanan doygun çözeltide 10 gram X çözülmüştür. B seçeneğinde 20 santigrat derecede 100 gram su 25 gram madde çözüyor. 100 gram su 25 gram x çözerse 40 gram su ne kadar çözer? Buradan 40 çarpı 25 bölü 100. 25'e böldük 1, 25'e böldük 4. 40 bölü 4'ten 10 gram x çözünür doğrudur. C. 50 santigrat derecedeki 32 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 20 santigrat dereceye düşürülür ise 7 gram x çöker. 50 derecede 32 gram doygun çözeltinin kaç gramı su kaç gramı tuz onu bulalım. 50 santigrat derecede 100 gram su 60 gram madde çözmüş çözelti 160 gram. 160 gram çözeltide 60 gram x çözünür ise 32 gram çözeltide ne kadar X çözünür? Buradan 32 çarpı 60 bölü 160 sıfırlar sadeleşir. 2, 12 gram X çözünür. 32 gramın 12 gramı X ise geriye kalan 20 gramı da sudur. Sıcaklık 20 dereceye düşürülür ise 20 santigrat derecede 100 gram su 25 gram x çözer ise bizim elimizdeki 20 gram su ne kadar çözer? Buradan 20 çarpı 25 bölü yüzden 5 gram x çözer. 12 gram x vardı. 5 gramı çözünecek. 12 eksi 5 7 gram x çöker. C seçeneği de doğrudur. D. 20 santigrat derecede kütlece yüzde %20'lik çözeltinin sıcaklığı 50 santigrat dereceye çıkarılırsa kütlece yüzde derişimi artar. Burada 20 dereceden 50 dereceye çıkarıldığında çözünürlüğü artacağından dolayı daha fazla madde çözmek isteyecektir. Dipte katısı yok ise kütlece yüzde derişimi değişmeyecektir. D seçeneği yanlış olur. E 50 santigrat derecede kütlece %50'lik 100 gram çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye düşürülürse 37,5 gram x çöker. E seçeneğinde %50'lik 100 gram çözeltide 50 gram x vardır. 50 gram da su vardır. 20 dereceye düşürüldüğünde 20 santigrat derecede 100 gram su 25 gram x çözer ise 50 gram su ne kadar x çözer? Buradan 12,5 gram x çözer. Bizde 50 gram x vardı. 12,5'u çözünecek. Geriye kalan 37,5 dibe çökecektir. Doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir. x ve y katılarının 20 santigrat derece ve 50 santigrat derecede saf sudaki çözünürlükleri aşağıda verilmiştir. X ve Y'nin 20 santigrat derecede iki ayrı kapta hazırlanan 48'er gramlık doygun çözeltilerinin sıcaklıkları 50 santigrat derece çıkarılırsa yargılarının hangileri doğru olur? 1. X katısının 2 bölü 3'ü dibe çöker. Birinci ifadede 48 gram doygun çözelti. O halde 20 derecede 48 gramlık doygun çözeltide kaç gram x var? Kaç gram su var? 20 santigrat derecede 100 gram su 60 gram x çözmüş. Çözelti 160 gram. 160 gram çözeltide 60 gram x var ise 48 gram çözeltide ne kadar x vardır? Buradan 48 çarpı 60 bölü 160 sıfırlar sadeleşir. 16'ya böldük 1, 16'ya böldük 3, 3 kere 6, 18 gram x. 48 gram çözeltinin 18 gramı x'tir. Geriye kalan 30 gramı sudur. Sıcaklık 50 dereceye çıkarılıyor. 50 santigrat derecede 100 gram su 20 gram x çözüyor. 100 gram su 20 gram x çözerse bizim elimizdeki 30 gram su ne kadar x çözer? Buradan 30 çarpı 20 bölü 100 sıfırlar sadeleşti 6 gram x çözer. 18 gram x vardı, bunun 6 gramı çözünecek. 18 eksi 6 12 gram x çöker. Yani 2 bölü 3'ü dibe çökmüştür. Birinci ifade doğrudur. 2. Y çözeltisinin doyması için en az 20 gram Y eklenmelidir. Yine Y çözeltisinde kaç gram Y, kaç gram su var onu bulmak gerekir. 20 derecede 100 gram suda 20 gram Y çözülmüş çözelti 120 gramdır. 120 gram çözeltide 20 gram y çözünürse 48 gram çözeltide ne kadar y vardır? Buradan 48 çarpı 20 bölü 120'dir. Sıfırlar sadeleşti. 2'ye böldük 2'ye böldük 6. Buradan 8 gram y gelir. 48 gram çözeltinin 8 gramı y ise geriye kalan 40 gramı sudur. 50 santigrat derece çıkarıldığında 100 gram su 100 gram su 70 gram y çözerse bizim elimizdeki 40 gram su ne kadar y çözer? Buradan 40 çarpı 70 bölü 100 28 gram y çözer. Bizde 8 gram y vardı. Doygun olması için 28 gram y gerekir. O halde 20 gram y eklenmelidir. İkinci ifade doğrudur. 3 son durumda çözeltilerdeki su kütleleri eşittir ifadesi yanlıştır. Son durumda 30 gram su vardır x'te. 40 gram su vardır y'de. 4 x çözeltisine 60 gram su eklenirse doymamış çözeltisi oluşur. Dördüncü ifadede x çözeltisinde 30 gram su vardı. 60 gram su daha eklendi. 90 gram su oldu. 50 santigrat derecede 100 gram su 20 gram x çözerse 90 gram su ne kadar çözer? 90 çarpı 20 bölü 100. Buradan sadeleşir. 18 gram x gelir. 18 gram x'in tamamı çözünecek, çözelti doygun olacaktır. Doymamış çözelti ifadesi yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2, A seçeneğidir. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. 25 santigrat derecede 4 gram x tuzu ile hazırlanan doygun çözeltinin sıcaklığı 40 santigrat dereceye çıkarıldığında tekrar doygun olması için en az 15 gram suyun buharlaşması gerekiyor. Buna göre x tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur? 25 santigrat derecede 100 gram su 16 gram madde çözüyor. 100 gram su 16 gram x çözüyor. O halde 4 gram x'i 25 santigrat derecede kaç gram su çözer? Buradan 100 çarpı 4 bölü 16'dan 100 bölü 4'ten 25 gram su vardır. 4 gram da x maddesi. Sıcaklık 40'a çıkarıldığında 15 gram su buhalaştırılıyormuş. 25 eksi 15 10 gram su 4 gram x vardır 40 santigrat derecede doygun çözeltide. O halde 40 santigrat derecede 10 gram su 4 gram x çözer ise 100 gram su ne kadar x çözer? Buradan 40 gram x. 100 gram su 40 gram çözüyorsa buradaki a değeri 40 olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.